Hanımlar, beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Defunct isimli oyuna bakacağız. Bir ilk bakış videosu olacak ama ben birazcık baktım öncesinden. İkinci bakış. Ona biraz bakmam gerekiyordu. Her neyse, oyun Türkçe gördüğünüz gibi. Zaten metin bazlı bir anlatım yok, sadece tutorial'lar var. Türkçe onları en azından rahat rahat anlayabiliyorsunuz. Oyunda bir robotuz. Bir uzay gemisi içerisindeki bir robotuz. Ve arızalı bir robotuz aslında. Ve kendimizi tamir etmek üzere yola çıkıyoruz. O birazcık oynadığım kısımda öğrendiklerimi size aktarıyorum ki anlatacak bir hikayesi olsun. Çünkü oyun başlangıçta size hiçbir şey vermiyor, gördüğünüz gibi bir uzay gemisi var. Kendi halinde ilerliyor. Dediğim gibi arızalı bir robotuz, bir tekerleğin üzerinde ilerleyen. Ve amacımız kendimizi onarmak. Bu uzay gemisinin tamirhanesine ulaşmak. Zaten yanda da görüyorsunuz o tamirhanenin broşürünü, afişini. Şimdi robot kalkıyor. Gayet üzgün ve sinirli bir şekilde. Ah ah! Ne yapacağım ben? Diyor ki yanda uzay gemisinin tamirhanesi olduğunu görüyoruz. Diyor ve yola çıkıyor. Oyun tamamen bu robot kontrol üzerine kurulu bir oyun. Ve daha önce tutorial'ı yaptığım için anlatmıyor ama yer çekimini kullanarak ilerliyoruz. Yokuş aşağı inerken robotumuzun sırtındaki lambanın yeşil, yukarı çıkarken de kırmızıya döndüğünü göreceksiniz. Yeşile bastığı zaman ağırlığını aşağıya vererek yer çekimini kullanıp hızlanıyor arkadaşımız. Şu an kontrol bende bu arada. Bu tür yokuşlarda ise bozuk olan motorunu kullanarak tangır tungur sesler çıkartıyor, görüyorsunuz. İşte ite kaka ilerlemeye sağlıyor. Ve etrafta işte bu tarz anahtarlar bularak gitmemiz gereken büyük kapıları, açmamız gereken büyük yerleri bunlar yardımıyla açıyoruz. Durduktan sonra tekrar hareketi bozuk motorumuzla veriyoruz. Tekrar ben burada yer çekimini uyguluyorum düğmeye basmak için. Ardından kapı açılıyor ve motoru çalıştırıp yolumuza koyuyoruz. Şu anda gördüğünüz parlak yerler, olur da suya düşersek motorumuz, yani robotumuz bozulursa, ölürse tekrar doğacağımız yerleri belirtiyor. Tabi isterseniz hani oyunda sonuçta bağımsız yapım. Bir yerlere sıkışıp kalırsanız da gamepad ile oynuyorsanız back tuşuyla misal tekrar her şeyi hızlandırabiliyorsunuz. Tabi anahtar var. Double jump var oyunda. Şu anahtarı almak için biraz daha hızlanmam gerekiyor. Şuraya bir tekrar çıkalım. Kontroller çok kolay değil, onu söyleyebilirim. Zamanla alışıyorsunuz. Benim alışmış halim. Etrafta bir de bu şekilde toplanabilir itemler, collectible itemler mevcut. Bunları da yine buldukça alabilirsiniz. Ne işe yaradığını şu an için bilmiyorum. Ben ilk defa almışım. İlk oynadığımda fark etmedim bunu. Onun şu aşağıdaki anahtarları almak zorundayım. Bunun için de biraz hız kazanmam gerekiyor. Gibi. Bu sefer de çok hızlandım. Aşağıda bir tane daha vardı. Önce onu alalım. Hoppa. Açıkçası oyun müzikleri ve ses efektleri bayağı bir cılız kalmış. Ama oyunun oynaması gerçekten çok keyifli. Yani izlerken bunu büyük ihtimal yaşayamayacaksınız ama oynanışın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi müzikler biraz daha oyuna uygun, oyunun yapısına uygun olsaymış. Ha, burada birileri varmış. Ben daha önce görmemiştim. Gemideki diğer robotlar bunlar. Bunlar herhalde bozuk değiller, çalışıyorlardır tahminimce. Bulduğunuz anahtar etrafınızda böyle uçmaya devam ediyor, evet, onu kullanana kadar. İki tane anahtar aldığımız zaman biraz daha komik olacak hatta durum. Burada bir şey var mıdır diye baktım ama maalesef yokmuş. Ben tekrar hızımızı alalım.
Haydi. Yine alamadık. İlk denemede almıştım ama. Olsun. Robot kullanması gerçekten çok zevkli, o yüzden şikayet etmeyeceğim. Evet. İkinciyi de almış olduk bu şekilde. Şimdi gitmemiz gereken yer zaten ileride bir kapı var. Belli ki oraya ilerlememiz gerekiyor şu an. Ama şurada bir şey var. Neymiş merak ettim. Böyle bir dükkan gibi bir şey. Buradan alışveriş falan yapamıyoruz herhalde, değil mi? Hayır. Bildiğim kadarıyla zaten, en azından oynadığım kadarıyla oyunda bir para sistemi vesaire bir şey yok. Bunlar sadece ufak detaylar olmuş oyundaki. Gayet hoş. Bizim dışımızda da yaşayan bir dünya olması güzel. Etrafta gezinen diğer robotları görüyorsunuz. Şunları bir yerlerine takalım. Sen de burada var. Ve düğmeye basacağız. Biraz daha. Tamam. Evet, tamirhaneye ulaştık. Karşımızda tamirhane var gördüğünüz gibi. Bizim de amacımız şu an için oraya gitmek. Etrafta yine toplanabilecek bir şey var mı? Onu merak ediyorum. Sanıyorum ki yok. Burası var, oraya girmeyelim. O zaman biz tamirhaneye doğru ilerleyelim. Evet, burada bir ufak cutscene giriyor. Köprüyü açmamız gerekiyor tabii tamirhaneye geçebilmek için. Acaba hangi düğmeye basmak gerekiyor? Sağdakine mi? Hayır. Soldakine mi? Allah, olmuyor. İkisine birden bassam? Yine olmuyor. Derken çalışmaya başlıyor görüyorsunuz. Robot çok şirin. Ben bayıldım tipine. Derken tabii ki bu kadar kolay olamazdı. Tamirhaneye gelelim, her şey bitsin gibi bir durum olma imkanı pek yoktu. Kaç 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 kaç. Arkadan çöpler geliyor. Ve tamirhane hayallerimiz gördüğünüz gibi suya düştü. Biz de bir yere düşüyoruz ama nereye? Kayıp. Yani gördüğünüz gibi oyun Türkçe ama zaten dile de çok ihtiyaç yok. Hani orada kayıp yazmasa da, lost yazsa da olurdu. yine de hani düşünmeleri çok hoşuma gidiyor. Artık Türkçeyi oyunlara eklemeleri, böyle bir bağımsız yapım oyunların, küçük stüdyoların bile. Zaman içerisinde bu AAA oyunları da daha yaygınlaşacak anlamına gelir diye düşünebiliriz. Ve gemimiz gitti. Hayallerimiz. Her şeyimiz. Evet, artık yeryüzündeyiz. Bir gezegende. Hangi gezegen olduğunu bilmiyoruz. Şu topçuklar bizi hızlandırıyor. Hani toplamak zorunda değilsiniz ama toplarsanız da. Hoppa, hayır 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 hayır. Evet. Neyse, bunu da görmüş oldunuz. Düştüğün zaman buralardan başlıyoruz. Bir ambiyans sesi eksik oyunda, değil mi sizce de? Yani şu an müzik var, evet. Yağmur var. Ama bir eksiklik. O, orada collectible item var. Peki. Onu alabilir miyiz acaba? Daha önce almamıştım. Bakalım onu alabilir miyiz? Alabilirsek nasıl alabiliriz? Bu şekilde. Süper. 2'de 2 olmuş olması lazım şu an.
Burada 1 bölü 5. Demek ki haritaya özgüymüş demek ya. Dediğim gibi bunları toplamanın ne artısı var bilmiyorum. Achievement geliyor, o ayrı bir konu. Oyun için ekstradan bir özellik katıyor mu bize? Henüz onu keşfedemedim. Ama yer çekimini düzgün kullanıp çok hızlı gittiğin zaman da tadı ayrı oluyor. Hoppa. Onun üstüne böyle takımıza tabi. Pek hoş olmuyor. Efendim. Bayağı açık dünya bir gezegendeyiz bu arada. Her taraftan gidebiliyorum ben bir yerlere. Ve nereden gitmem gerektiği konusunda çok bir fikrim yok. Onu açıkça söyleyeyim. Şu an... içimdeki hisler beni nereye götürse oradan ilerliyorum. Mesela şu an şuradan dönsek... Yokuş çıksam... Evet, burada bir... Collectible bulduk mesela. Oh oh. Tabii ki olmayacak. Oyun aşağı yukarı bu şekilde. Şu an gamepad ile oynuyorum. Klavye mouse ile oynayabilirsiniz. Ama gamepad de daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Birazcık daha ilerleyelim. Yer çekimini gerçekten bayağı etkili kullanmanız gerekiyor bu oyunda. Evet. Daha dar alanlara geldik şu an. Bilmiyorum hani siz ne düşünüyorsunuz ama dediğim gibi robot bana fazlasıyla şirin geldi. Oyuncağı olsa alır oynarım öyle değil. Oyuncakları severim. Oyuncağın yaşı olmaz. Oyunun da yaşı olmaz. Çizgi filmlerin de olmaz. Hey! Şurada bir şey var mıdır? Evet. Bir parça daha bulduk. 3 oldu. Tepelerin üstünde. Over the hills. Hızlıca düşmek istiyorsanız yine yer çekimini tabii ki kullanabiliyorsunuz. Bütün olay dediğim gibi yer çekimi ve yönler üzerine. Doğru şekilde kullandıktan sonra oldukça keyifli dakikalar geçireceksinizdir. Çok uzun bir oyun olacağını da düşünmüyorum bunu zaten de. Tepeye çıkalım ve... Şu an yine nereye gittiğimi bilmeden hızlanma odaklı oynuyorum. Çünkü olabildiğince hızlanmak istiyor insan bunu oynarken. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir sınır yok. Hızlandıkça hızlanıyorsunuz. Yol size izin verdiği sürece. Hoppa. Çevreyle etkileşim güzel olmuş. Çarptığınız zaman robotun savrulması vesairesi.
Çevre konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Tabii ki daha güzel olabilirmiş ama en azından robotu güzel modellemişler diyebilirim. Buralar ilk defa geldiğim yerler bu arada. Daha önce oynadığımda buraları oynadım ama başka bir yerlere gelmiştim. Her oynadığınızda farklı yere görüyorsunuz. Bu işin sonunda ne olacak çok merak ediyorum, o da ayrı konu. Ormanlara doğru, peki. Hava iyice karardığı zaman farlarımızı da yakıyoruz. Önce süper. Toplayabildiğim kadar toplayayım istiyorum ama hepsini de toplamak kolay değil. Orada bir yol açtık kendimize peki. Bu arkadaşlar niye bana saldırıyor? Size ne zararım var gençler? Ha, bir de şu tür şeyler var. Mıknatıs özelliği var robotumuzun. Onu da hemen şöyle göstereyim. Bu tür yerlerde mıknatısınızı kullanarak metal yüzeylerde böyle ters ters bile ilerleyebiliyorsunuz. Mesela şunu alalım. Evet, yolu bu şekilde açmış olduk mesela. Ya, oyunda sürekli yeni bir şeyler, özellikler ekleniyor. Yeni dinamikler düşünmeniz gereken. Muhtemelen bu zaman içerisinde zorlaşacaktır artık yönünüzü bulmak adına, yolunuzu çözmek adına. Adeta bir motosiklet yarışı gibi. Oo. Olmadı. Bu sefer olacak. Aynen. Ay, yetmedi. Hadi bir daha. Güzel. İlginç yerlere geldik. Mekanın güzelliğine daldım da. Etraf hoşuma gitti birazcık. Oo, bölümü de bitirdik sanırım. Cutscene geldi. Bunları açarak yine çeşitli mekanizmaları aktif hale getiriyoruz. Diyelim. Bölümü burada yavaştan sonlandıralım. Diyorum ama bırakamıyorum oyunu. Her neyse, buraları zıplayarak artık halledeceğiz. Dediğim gibi ben oyunu sevdim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Oyun şu an satışta. Steam'den kendisine sahip olabilirsiniz eğer beğendiyseniz. Bağımsız küçük bir firmanın yaptığı güzel, keyifli, tatlı bir oyun olmuş. Tavsiye eder miyim? Ederim. Bu tür oyunları seviyorsanız ya da izlerken ilginizi çektiyse oynadığınız sırada keyif alacağınız kesin. Tahminimce 3-4 saatlik falan bir oynanış süresi vardır maksimum. Ama bayağı keyifli olmuş. Tekrar buradan Türkçe dil desteği ekledikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.